52 yaşında Nuran Şahin'i aramak için biliyorsunuz kızı Cuma günü yayınımızdaydı. 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan kayboldu. Aslında kayıp mı oldu, kayıp mı ettirildi? Aslında akıldaki sorular bu. Bugün kızımıza destek vermek için babası ve komşuları da aramızda. Siz de çok yakın arkadaşımızsınız. Siz de hoş geldiniz. Yani lafın gelişi hoş geldiniz diyorum. Allah yardımcınız olsun. Şimdi bu çok şöyle enteresan bir konu. Ben haber bandını hazırlayalım istiyorum. Çünkü Cuma günü girememiştik. Şimdi Nuran Şahin kayboluyor. Nuran Şahin'le beraber Gökmen adıyla tanınan Fethullah Kaya da kayboluyor. O da 51 yaşında. 2 gün sonra. Şimdi bugün Fethullah Kaya'nın oğlu da aramıza geldi. Sinem, sen nasıl annenin kaybından Fethullah Bey'i suçlu, sorumlu görüyorsan, babalarının kaybından da annenizi sorumlu görüyor oğlu. Diyor ki benim babam ne işe girdi de kayboldu. Bir şey sorabilir miyim? Ondan sonra dur o gelsin, onunla konuşacaksınız. Onu söyleyeyim, oğlu da geldi aramıza. Biz şu stüdyoda da, siz de gitmeyin, siz de şöyle geçin arkadaşlar. Biz oğlunu da alalım ama o sırada haber bandımızı izleyelim. Hayli enteresan bir konu. 1.52, 1.51 yaşında akrabalar zaten sık sık görüşüyorlar. Bu arada üstüne basa basa sordum, yani kusura bakmasınlar, hani bir aşk beş hiç işi mi diye. Ne eşi, ne kızı, ne arkadaşları diyor ki mümkün değil. Hiç öyle bir kadın değildi, hiç öyle bir şey de mümkün değil. Keşke Fethullah olsa. Kaya'yla diyorlar. Evet, hatta keşke olsa da yaşasa, ben herhalde kabulüm. İmkansız. Ya, kocası imkansız. Kolsun, oğlu kolsun. Yemin ederim aha yüzü hepsinin, hepsini kovarım, anneme sahip çıkarım. 10 kocayla gitsin, 50 çocukla gelsin, annemin arkasındayım. Çıksın gelsin Burak, kim laf edebiliyorsa. Yeter ki sağ salim bulalım. Ay canım. O anneden çok daha fazlasıydı. O kadını ben çok iyi hatırlıyorum. Ben çocuktum. Bir kil sorunum çıkmıştı benim beynimde. Kalçasından ayak parmağına kadar kadın otobüste 5 saatlik yolculuk yaptı. Bana da söylemedi üzülmeyeyim diye. Gecenin 1 saatine kadar benim peşimde döndü. Benden 2 yıl sakladı. 2 yıl beni tedavi ettirdi. Bana hiç hissettirmedi. O anneden çok daha fazlası. Ölse de arkasındayım. Diriyse de arkasındayım. 50 çocukla geri dönsün yine arkasındayım. Yine arkasındayım. Anne beni duyuyorsan koş gel. Her şekilde arkandayım. Yeter ki sağ olduğunu bilelim. İnşallah sağdır. İnşallah hiçbir... Kolay kolay ona asla kimsenin gücü yetmez ama zor kaba kuvvet kullandılarsa yani kimsenin gücü yetmez böyle bir şeye. Hani bir kadın olarak dirençme. İnşallah da yapamamışlardır. İnşallah sağ salim bulurum. Yani Müge Hanım, onun psikoloğu, psikiyatrı, her şey, tüm tedaviler için her şey hazır, evde bekliyor. Tüm herkes de arkamda. Yeter ki yaşasın gelsin. Yeter ki gelsin. Ah canım benim. Allah da herkese senin gibi bir evlat nasip etsin. Ben onu çok seviyorum ya. Dur bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. Şu an zaten kötü bir şey var diye bir şey söyleyemeyiz. Bir önce haber bandımızı izleyelim. Sonra konuğumuzu da alalım. 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Nuran Şahin 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kayboldu. Kızının kuşkusu annesinin kendisini eve bırakmasını istediği akrabası üzerinde. Annem 17 Nisan Çarşamba günü 18-28 civarından sonra hiçbir şekilde görülmedi. Fethullah Kaya'dan şüpheleniyoruz ve hayatına kesinlikle endişe ediyorum. Bu şüphelendiğim Fethullah Kaya da evli, 3 çocuk babası. Köyde bir yardıma ihtiyacımız olsa ilk arayacağımız kişi o olurdu. Samimiyetimiz de çok fazla vardı. Kaybolduğu gün hastaneye diye çıkan Nuran Şahin o gün yakın bir arkadaşına uğradı. Annem göğüs kanserinden tedavi görüyordu. Antalya'ya 2-3 ayda bir gidip geliyordu. O gün yine sabah erken saatlerde çıkıyor. Alanya'da iniyor. Zeynep teyze var arkadaşı. Onun yanına geçiyor. Ona da açıklaması şu: Antalya'ya gidecektim. Fakat bir böyle huzursuzluk sezdim. Bir darlandım. Yolda indim, senin yanına geldim diyor. Hatta onun yanında Mayıs'ın bir günde tekrar annem randevu oluşturmuş. Akşama kadar oturuyorlar. Sonra çocuklarım beni merak eder diyerekten çıkmış. Bu sırada çıkmadan önce Fethullah Kaya onunla görüşmüş. İddia o ki Nuran Şahin ailecek görüştükleri akrabasından kendisini alıp eve bırakmasını istemişti. Köyde birbirlerine bacanak hitap ederler onlar. Bacanak bu taraflara geçeceğini söylemiştin, Alanya taraflarına. Gazipaşa'ya dönerken beni de götüre git gibi bir şey duymuş Zeynep teyze. Fethullah Kaya da evet geleceğim demiş. Daha sonra annem çıkıyor. 18-28 gibi elinde bir Zeynep teyzenin verdiği siyah poşet var. Ondan sonra biz Hacet Kavşağı'na yakın bir adreste annemi kaybediyoruz. Annem en son Fethullah Kaya'nın arabasıyla eve döneceğini söylemiş. Fakat annem eve hiç dönmedi. Nuran Şahin'in en son akrabasının aracıyla eve dönme planı yaptığını öğrenen kızı Sinem Şahin şüphelendiği ismi aradı.
İddiasına göre telefonda kendisine yalan söyleyen akrabaları daha sonra sırra kadem bastı. Ben bir gün sonrası annem kaybolduktan sonra Fethullah Kaya'yı arayıp sorguladığımda ben asla oraya gitmedim. Ben iş yerine çok geç çıktım. Evime bile geç gittim dedi bana. Fakat biz daha sonra Fethullah Kaya'nın yalan söylediğini öğrendik. Görenler olmuş Gazipaşa çıkışına doğru, Alanya istikametine doğru arabasıyla o tarafa doğru geçmiş. Ondan tekrar bir gün sonrası da kendisi de esrarengiz bir şekilde kayboluyor. Ben annemin kaybından Fethullah Kaya'nın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o gün ne olduysa, ne yaşandıysa biliyor. Annem asla bırakıp gitmez. Zaten evden hiçbir şekilde maddi manevi hiçbir şey almamış. İlaçları da tamamen evde duruyor. Bu Fethullah Kaya kendi belasının anneme bulaştığını düşünüyoruz. Acaba annem görmemesi gereken, duymaması gereken bir şey mi gördü ve bu neydi? Nuran Şahin'in yakın dostu Latife Akdağ da arkadaşının kimseye haber vermeden gitmesi için hem bir sebep olmadığını hem de böyle bir şey yapmayacağını söylüyor. Nuran abla benim en yakın arkadaşım. Her şeyini de benimle paylaşırdı. Asla evi terk etmez. Kanser hastası bu. İlaçsız duramaz. Hiçbir yerden ilaç almamış, hastaneye gitmemiş. Hiçbir şekilde bir hayat belirtisi yok. Daha önce bu Fethullah denen kişiyle bacanak diye konuşurlardı. Bir samimiyetleri vardı. Bunun eli mutlaka parmağı var. Nuran abla kayboldu. Ne zamanki sorular soruldu, o da kayboldu. Fethullah, sen bu kadını öldürdün mü de ortadan kayboldun? Yoksa niye kayboluyorsun? Annesinin başını alıp gideceğine ihtimal dahi vermiyor. Akıbetinden endişe ediyordu Sinem Şahin. Annemin başına ne geldiyse o Fethullah Kaya biliyor ya da kendisi başına getirdi. Fethullah Kaya ne yaptıysan ortaya çık. Gitmeden önce bana bir şey atmış. Bilmiyorum içine mi doğdu ne oldu ama. Anneler asla kız çocuklarını terk edemezler diye bir şey atmış. Müge abla tek çaremiz sensin. Lütfen annemi bul. Tek kapımız sensin. Atmış sana böyle bir mesaj? Mart gibi. Ya sürekli zaten atıyordu böyle şeyler bana. Yani çok düşkün bana ya. Yani kocasıyla tartışsa bile bana söyler. Yani biriyle bir şey olsa babama söyleyemez bana söyler. Ben de aynı şekilde. Yani normal şartlarda evden gidecek olsa bile vallahi billahi söyler. Yemin ederim de saklardım. Bunu da biliyor. Ki gidecek olsa annem çok akıllı kadın. Tepki çekmemek için kızım işte ben birkaç gün arkadaşımla kalacağım dese ben arayacak olsam peşine düşsem bile babam der kızım rahat bırak kafasını dinlemesi gerekiyordur. Ömrümde ben bu kadar anlayışlı bir koca da görmedim. Kesinlikle yani bu kadın yapmaz. Ben adım kadar eminim. Araştırdım da geldim. Sen babandan memnunsun yani. Önemli olan aslında sen bilirsin babanın annene tavrını. Evet çok hatta fotoğrafları falan da var. İlla ki belli olur. Böyle mutsuz olan bir aile tablosu böyle olmaz. Yani atmıştım ekibe gösterebilirler. Ben kesinlikle babamın da annesinin arkasındayım. Var bu işte bir şey. Beraber sizi çok izlerdik mesela izlerken diyordu. Ya bu kadınlar bu kadar beyinsiz olamaz yani. Madem ki adamdan kaçacaksın git boşan ben seni istemiyorum de kime gidiyorsan git. Hep böyle yani. Konuşurduk. Beraber böyle hep yorum yapardık size. Müge Anlı nasıl bunlar böyle stüdyoda tutuyor. Kovun gitsin. Ya hep böyleydi yani bir insan çocuklarını hadi kocayı bırakıyorsun çocuklarını nasıl bırakırsın. Biz bunları konuşuyorduk. Ben elin erkeği için dünyanın hani en iyisi olsun. Ben çocuklarımı terk eder miyim? Allah belanızı versin derdi böyle size falan. Ya orada otururken sizi alkışlardı onlara tepkinizi ya. Hayır. Ama keşke yapmış olsun dediğim gibi. Yani inşallah yaşasın da 50 kocayla gitsin. Nefes alsın. Beni de görmesin ama yaşasın Mustafa yani. Bey de bakıyor lan Mustafa vallahi Bey. Vallahi baksın yüzüne söylüyorum. Çok benim annem zaafım yani. Çok annem sessiz. Yoksa benim hayatım bitti gitti Müge abla. Onun canını da bul. Yalvarıyorum sana. Yok Müge Hanım, benim eşim Nuran Hanım çok sosyal bir kadındır. Dostlaşmayı, helalleşmeyi, arkadaş kurmayı çok seven bir kişidir. Özgürdür, çok rahatlıkla Türkiye'ye, dünyaya geçse benim umurumda olmaz. Çünkü o kadar güveniyorum kendisine. Yani bir sıkıntımız yok. O yüzden kaçması için bir neden yok. Şimdi şey diyor ki Nuran Hanım'ın ailesi diyor ki kaçması için bir neden yok. Zaten gitmek istese gider. Gider. Hani ona zorbalık yapacak evde birisi yok ve bunu da söyleyebilecek mutlaka karakter. Mutlaka kızıyla paylaşır yani. Müge abla şöyle de bir şey var. Ayrılayım dese babam tek kelime etmez. Tamam der. Bu senin gönlünün kararı. Tamam der gider mahkemeye. Bir şiddet bir şey de yok. Kimseden korkmaz. Zaten çocuklarına yani. Yanlış yapmayacağına biz inancımız tamdır. Bizim en büyük kuşkumuz... 13. gün bugün hala telefon açık değil. Ve o telefonda asla yanında değil, ben eminim. Antalya tıpa, Akdeniz tıpa kontrole gelir. Oldu ki geç gelecek, bir şekilde nefesi çıka çıka arar bizim birimizi, ben gecikeceğim diye bilgi verir. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.